Bunlar yetmeyecek. Ama ne kadar güzel buldum bunları görsünler. Bu aralar çok canlı oldu. Aynen aynen. Siz şey yapın. Asker ajanda çok yaptı Facebook'tan canlı yayın yapsa. Nerede lan? Değerli basın mensupları, belediye meclis üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dünya Şehircilik Günü. Şehircilik Günü münasebetiyle biz de AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak basın açıklaması yapmak istedik. Basın açıklamamızı yaparken de bunu sizi Merkez İlçe'ye davet edip veya bir yazılı metinle yapmaktansa Çanakkale'nin şehircilik anlamında sıkıntı olan bir bölgelerinde bir örneğiyle bunu açıklamak istedik. Mekan olarak 75. yıl parkını seçtik. Burası 75. yıl parkı. Çanakkale'nin maalesef kaderine terk edilmiş, unutulmuş köşelerinden biri. Çanakkale'de bunun gibi onlarca park var. Hala hizmet bekliyor çocuklarımız için, Çanakkale'de yaşayan hemşehrilerimiz için. Yaklaşık 19 yıl olmuş bu park açılalı. Cumhuriyet'in 75. yılı sebebiyle bu isim verilmiş. Yakın tarihte de biliyorsunuz Cumhuriyet Bayramımızı kutladık coşkuyla. Ama bu coşku Çanakkale'nin parklarına gelmemiş. 19 yıldır hizmet bekleyen 75. yıl parkına maalesef gelmemiş. Gönlümüz isterdi Cumhuriyet Bayramımızdaki coşku buraya da yansımış olsun. Burada çocuklar futbol, basket sahalarında top oynasın. Yetişkinler, hemşehrilerimiz gelsinler, aileleriyle beraber burada piknik yapsınlar. Sosyal alanlar olsun, kültürel, sanatsal etkinlikler olsun. Ama burası kendi haline bırakılmış. Maalesef Çanakkale Belediyeciliğinden, Çanakkale Belediyesi'nden, belediyecilik hizmetlerinden hiçbir şekilde istifade edememiş. Çanakkale'de biliyorsunuz bizim kentsel anlamda, şehircilik anlamında birçok problemimiz var. Bunları hepsini saymaya başlasak belki size bir gün yetmez. Onun için belli başlıklar belirledik. Farkındalık yaratmak adına, Çanakkale'nin sorunlarını gündeme taşımak adına birkaç başlık belirledik. Bu başlıklar çerçevesinde biz de eleştirilerimizi, kendimize göre çözüm önerilerimizi size sunmak istiyoruz. Öncelikle Çanakkale'de trafik ve otopark sorunumuz var. Bugün kime sorsak, otopark sorunumuz var mı diye sorsak, herhalde kimse bunu inkar etmez. İsterseniz gelin beraber en biri otopark ve trafik sorunu. Aslında bu bir sarmal. Yani trafik, otopark birbirine bağlı. Otopark üretmezseniz trafik sorunu olur. Neden? Şimdi biliyorsunuz otopark yönetmeliğimiz var bizim. Bu yönetmelik uyarınca Çanakkale Belediyesi'nin aldığı, yaptığı bütün binalarda ruhsatlarını vermeden önce daha izin aşamasında otopark ücreti alması gerekiyor. Bu otopark ücretlerini belediye alıyor ama otopark üretmiyor. Normal olan aslında otoparkların her sitede, apartmanda olmasıdır. Ama imkanları, fiziki şartları, arsası müsait değilse belediye bunun parasını alır. Yönetmelik uyarınca da otopark üretir. Üretmediği için Çanakkale'de bizim trafik sorunumuz var. Nasıl doğuyor? Biz bütün yolların bir şeridini otopark olarak kullanıyoruz. Bugün Atatürk Caddesi dahil, aklınıza getirin Çanakkale'deki bütün sokakları. Kaç şerit? Genelde iki şerit. Kaç şeridini kullanıyoruz? Tek şeridini kullanıyoruz. Neden? Çünkü bir sıra komple otoparka ayrılmış durumda. Bizim bu sarmaldan çıkmamız, Çanakkale'de trafik ve otopark sorunu çözmemiz için öncelikle belediyenin otopark üretmesi gerekiyor. Çarşıda üretmesi gerekiyor, mahalle aralarında üretmesi gerekiyor. Kapalı otoparklar yapılmadığı sürece, caddeler trafiğe açılmadığı sürece bizim trafik sorununu çözmek gibi bir imkanımız yok. Biz acilen otoparklar üretmesini, yapılmasını belediyeden bekliyoruz. Buyurun Çanakkale'nin fotoğrafı. Bakın ne görüyorsunuz? Ben baktığım zaman bir beton yığını görüyorum.
Yani yeşil görüyor musunuz burada? İşte Çanakkale, Sarıçay içinden geçiyor. Sadece beton yığını. Neden? Çünkü 25 yıldır Çanakkale'yi yöneten belediye imar planlamasını yaparken yeşile düşünmemiş. Yarın bir gün trafik arttığında, insanların refah seviyesi yükseldiğinde, araç sayısı arttığında bu yollar ne olur diye düşünmemiş. Çocuklar nerede oynayacak diye düşünmemiş. Bir beton yığını yaratmış CHP iktidarı, CHP belediyesi. Bunun bir çözümü var. Biliyorsunuz hükümet olarak kentsel dönüşüm yasası çıkardık. Acilen bu yasadan yararlanması ve bunu bir fırsata çevirmesi lazım Çanakkale. Nasıl çevirecek? Kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde Çanakkale'de depreme dayanıksız binaları depreme dayanıklı hale getirecek. Ama belediyenin mantığı şu. İki katlı, iki daireli binayı yıkalım. Müteahhite 8 daireli bina yapalım. Şimdi iki daireli binayı yıkıyorsunuz. Orada otopark sıkıntısı zaten vardı. 8 daire yapıyorsunuz. Bu sefer araba sayısı 8'e çıkıyor. Çocukların oyun parkı ihtiyacı artıyor. Yeşil alan ihtiyacı artıyor. Mevcut binaları yıkarak, yenisine daha yüksek katlı binalar yaparak biz bu sorunu çözemeyiz. Bu sorunun çözümü ada bazında, hatta bölge bazında imar planlamaları yapmak. Şimdi belediye meclisine bakın arkadaşlar, gittiğiniz zaman. Ne tartışılıyor orada? Belediye meclisinin yarısında imar görüşmeleri yapılıyor. Neden? Çünkü parsel bazında değerlendiriyorlar. Parsel bazında olmaz. Olursa o belediye meclisinden Çanakkale'nin lehine bir yatırım, bir fayda çıkmaz. Bir defa bunu biz bölgesel yapacağız, kararlar alacağız. Burada 4 kat, orada 8 kat, diğer tarafta 10 kat olmayacak. Herkesin arsası kıymetli. Bütün vatandaşların aynı ranttan, aynı faydadan istifade etmesi lazım. Ama bunu yaparken de bizim otopark yaratmamız lazım, yeşil alan yaratmamız lazım, daha geniş yollar yaratmamız lazım. Çocuklarımız için, geleceğimiz için daha güzel mekanlar, sosyal alanlar yaratmamız lazım. Buyurun devam edelim. Doğru. Çanakkale'de çocuk hakları ihlali var. Çünkü çocuklarımızın oynayacak parkları yok. Top oynayacak futbol sahası yok. Basket sahası yok. Bisiklet sürecek alanı yok. 2 metre kaldırımın üzerinde çocuklar bisiklet sürmeye çalışıyor. Araçların geçtiği sokaklarda canı pahasına top oynuyorlar. Ben 1980 doğumluyum. O yıllarda inanın bizim imkanlarımız daha iyiydi. En azından evimizin yanında bir boş arsa vardı. 2 tane taş koyuyorduk. Çimenlerin üzerinde, yeşilliklerin üzerinde top oynuyorduk. Bu çocuklar sokaklarda oynuyor. Bu bizim çocuklarımıza reva değil. Acilen belediyenin bütün mahallelerde istisnasız çocukların sosyal aktivite imkanlarını, gelişimleri bakımından, sağlıklı gelişimleri bakımından çözmesi gerekiyor. Çünkü bunlar çözülmezse sosyal anlamda, zihinsel anlamda yarın bir gün istediğimiz seviyeye gelememiş, gelişememiş bir neslimiz olacak. Biz çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Buyurun arkadaşlar. Biz hükümet olarak bir yasa çıkardık Sağlık Bakanlığı. Dedik ki belediyelere, 2017 yılı sonuna kadar bütün belediyeler bisiklet yolu yapacak dedik. Şimdi belediyeler bu yasal zorunluluğu yerine getirmek adına alelacele bisiklet yolları yaptılar. Çanakkale'de bunun en bariz örneklerinden biridir. Ne yaptı Çanakkale Belediyesi? Çanakkale Belediyesi işte görüyorsunuz yaya yolunu bisiklet yolu yaptı. Kaldırımı bisiklet yolu yaptı. Burada hemen AVM'nin önünde yaya geçidi var. Yaya geçidini boyamış, bisiklet yolu yapmış. Yaya nereden geçecek? Engelli nereden geçecek? Bunu hiç düşünmüyor. Bunu zaten örnek bile vermek istemiyorum. Yani önüne bisiklet yolu duvar örmüşlerdi. Bu ayrı bir olay. Arkadaşlar, Çanakkale'de bisiklet yolu meselesinin daha düzgün yapılması lazım. Bisiklet yolu müstakil olur. Yolların kenarında olur. Aynı araç yolu gibi yapılması, güvenlik önlemlerinin alınması lazım. Ne yayanın mağdur olması lazım, ne bisikletlinin. Bisikletlinin de hakkı var, yayanın da hakkı var. Ama bu sistemde Çarşı Caddesi'nden geçerken yaya bisiklet yolunu kullanıyor. Bisikletli yaya yolunu kullanıyor. Peki yarın bir gün bir kaza oldu. Ne olacak? Eğer yaya yolunda kaza olduysa bisikletli suçlu. Bisiklet yolundan yürüyorsa yaya, inanın o kazada adam yaralandı. Taksirle adam yaralamaktan yargılanacak oradan yürüyecek. Hukuki statüsü değişti caddelerin, sokakların. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Biz Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız Çanakkale'de vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 1000 civarında bisiklet hediye etti. Çanakkale Belediyesi'ne. Dedik ki biz sağlıklı yaşamı destekliyoruz. Bunları halkımıza dağıtın. İnsanlar bundan yararlansın. Peki belediye ne yaptı? Belediye öncelikle üzerinde Sağlık Bakanlığı yazan yazıların üstüne Çanakkale Belediyesi yazısı yapıştırdı. Sanki bunları bakanlık hediye etmemiş, Çanakkale Belediyesi insanlara armağan ediyormuş gibi bir algı yarattı. Daha kötüsü, belediye bu bisikletleri dağıtmadı arkadaşlar. Bugün gidin depolarında hala bisiklet var. Belediye kimden neyi kaçırıyor?
halkın malını halka niye teslim etmiyor? Sağlık Bakanlığı o bisikletleri vatandaşa dağıtılsın diye verdi. Depolarında çürüsün diye Çanakkale Belediyesi'ne vermedi. Buyurun arkadaşlar. Bu beslenme noktalarından biri Çanakkale'de. Bunlar 9 tane toplam. Ülgür Gökhan Sayın Belediye Başkanımız da basın açıklaması yaptığı zaman belirtmişti. Benim 9 tane beslenme noktam var demişti kedi evleri dışında. Bu onlardan biri. İşte bu muhtemelen suluk. Ama gelin bakın suluk delik. Bir görün. Bir gelin görün. Bu suluk delik. Son belediye meclisinde de gündeme geldi. Diyorlar ki biz devamlı sürekli beslenme noktalarına mama bırakıyoruz diyorlar arkadaşlar. Burada mama var mı? Buraya mama en son ne zaman gelmiş? Su koydun. Bu suluk delik. Nerede duracak bu su? Yani diğer mama kabı veya su kabı nerede? Yok. Hepsi böyle. Gidin Sarıçay kenarına gidin böyle. Halk bahçesinin içine gidin böyle. Hepsi kaderine terk edilmiş. Çanakkale'de sokak hayvanları tümüyle hemşerilerimizin, hayvanseverlerin vicdanına, emeklerine sahip çıkmasına bırakılmış durumda. Biz bugün sembolik olarak Çanakkale Belediyesi'nin bu beslenme noktasına suluk ve mama kabı bırakacağız. İki takım. Biz bunlardan 15 takım almıştık. Belediye hediye etmeyi düşünüyorduk ama vazgeçtik. Nedenini de söyleyeceğim. Çünkü Doğa Koruma Müdürlüğümüz 25 takım hediye etti onlara. Yakın bir tarihte. 1,5 ay oldu. 25 takım hediye etti. Hiçbirini yerleştirmediler. Ben bunları onlara hediye edip belediyenin depolarında çürütemem. Ben bunu gideceğim. Çanakkale AK Parti Merkez İlçe Başkanı olarak, Merkez İlçe Başkanlığı olarak Hayvanseverler Derneği'ne vereceğim. Ve diyeceğim ki lütfen bunları gerçekten hayvanları seven insanlara verin. Hayvanseverlere verin. Onlar uygun gördükleri yerlere koysunlar ve sokak hayvanlarına Çanakkale'de sahip çıksınlar diyeceğim. Buyurun devam edelim. Evet olan biri mama ve suları da koyabilirler buraya. Bunları yerleştirdik. Hayvanların da yaralanacağı hale getirelim. Arkadaşlar bu çok yakın tarihli bir fotoğraf. Hepiniz görmüştür, vicdanlarımızı sızlattı. Çanakkale'de gene sokak hayvanı zehirlenmesi, anneleri zehirlenmiş, yavrular kalmış. Bu vicdansızlıktır. Biz bunları kınıyoruz. Ama bu işte sadece bunu yapanların değil, inanın yerel idarenin de vebali var, sorumluluğu var. Neden sorumluluğu var biliyor musunuz? Çünkü Çanakkale'de hayvanlara sahip çıkmıyorlar. Çanakkale'de bir tane hayvana bakıyor duruyor. Kedisine bakıyor. Başka baktığı hayvan yok. Bütün hayvanlar zor durumda, açlığa, zor şartlara terk edilmiş durumdalar. Çanakkale'nin bir hayvan barınağına ihtiyacı var. Acilen ihtiyacı var. Bugün barınak şehrin içinde kalmış. Barınağın arsanısını verseniz size Türkiye'nin en güzel barınağını yapacak kıymetli bir arsa. Bunu bekletmenin, ötelemenin bir anlamı yok. Bunlar çok cüzi rakamlar, küçük rakamlar. Bu cüzi rakamlarla, küçük rakamlarla bu sorun kökünden çözülebilir. Bu hayvan barınağında rehabilitasyon merkezi yok arkadaşlar. Rehabilitasyon merkezi yok. Burada doğru düzgün bir röntgen cihazı yok. Tıbbi destek yok. Hepimiz biliriz. Bir hayvan yaralandığı zaman nereye götürmek gerekir? Götürülecek ilk yer hayvan barınağıdır. Ama insanlar götürmüyor. Neden götürmüyor biliyor musunuz? Çünkü götürdükleri zaman teslim ettikleri hayvan ya ölüyor ya kayboluyor. Resmi açıklamaları belediye yetkililerinin bu yönde. Onun için insanlar özele götürüyor. Ama özel çok pahalı. Yani hayvanları seviyorlar, insanlar yardım etmek istiyor. Ama bütçeleri, güçleri bunu karşılamaya yetmiyor. Bunu da çözmek belediyenin sorumluluğundadır. Kanun da bu şekildedir, mevzuat da bu şekildedir. Çanakkale'de bu ayıbı artık bitirmeleri, her yıl Çanakkale'yi hayvan zehirlenmeleriyle anılan bir belediye olmaktan çıkarmaları gerekiyor. Bunu defalarca dile getirdim. Hatta başkan çok kızdı ama ne kadar kızarsa kızsın biz dile getirmeye devam edeceğiz. Bizim meselemiz kimseyi dövmek değil, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Biz istiyoruz ki Çanakkale'deki meseleleri çözelim. Hep beraber yaşam kalitemiz birlikte artsın. Buyurun arkadaşlar. Şimdi başkan büyük ihtimalle diyecek ki bizim öyle bir sorunumuz yok der. Evet, bizim toplu taşıma sorunumuz var. Bugün ne toplu taşıma hizmetini veren şoförler veya araç sahipleri ne de vatandaşlarımız toplu taşımadan memnun değil arkadaşlar. Bu sorunun da radikal bir şekilde çözülmesi lazım. Bizim Çanakkale'de yaşayan vatandaşlarımız kar yağmur başladığı zaman perişan oluyorlar, ıslanıyorlar duraklarda, açık duraklar çünkü. Yazın aynı şekilde sıcakta beklerken yine perişan oluyorlar. Bunlar bizim Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizden alınmış bir durak. Örnek olarak buraya koyduk. Antalya'da var, Erzurum'da var, birçok AK Parti Belediyesi'nde var. Bunlarda LCD, TV var içinde, klima var. Buralar kışın sıcak, yazın serin arkadaşlar. Benim hemşerimin, Çanakkale'linin Balıkesirli'den, Antalyalı'dan, Erzurumlu'dan hiçbir eksiği yok. Belediyeyi de bu yönde en kısa sürede adım atmaya bekliyoruz. Bu sorunun da çözülmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bir de tramvay projesi var belediyenin. Bu proje ilk defa kaç yılındaydı? 1999 yılında olması lazım.
99 seçimlerinde gündeme getirildi CHP'nin CHP tarafından. Aradan yıllar geçti, hala gerçekleşmedi. Çanakkale'nin bir hayali vardı tramvay. Sağ olsunlar sayelerinde hakikaten hayal oldu. Hayal de hayal oldu diyoruz. Bu fotoğrafı ben çektim. Bir gün eşimle beraber yürürken, Tahta Köprü'deriz biliyorsunuz, Barbaros Mahallesi'nde. Oradan geçerken gördüm, birçok balık ölümü gerçekleşmişti. Artık Sarıçay yok arkadaşlar, burası Karaçay. Eskiden Sarıçay'dı, artık Karaçay oldu. Bir sonraki aşaması ne olacak biz de bilmiyoruz. Bunu çözmemiz lazım. Biz bu işte sorumlu değiliz diyor, işin içinden çıkıyor Sayın Belediye Başkanı. Hayır öyle değil. Belediye bu konuyla ilgili DSİ ile protokol yaptı. Yapılan protokol uyarınca, kendisinde bu konuda açıklaması var daha önce. Yapılan protokol uyarınca Sarıçay'ın bakımı ve kullanımı Çanakkale Belediyesi'ne ait. Çanakkale Belediyesi bu işi çözmek durumunda. Çözmezse şehrin gerdanı olması gereken, sosyal aktivite alanı olması gereken bir alan çayın etrafı. İşte şimdi gördüğünüz gibi perişan, terk edilmiş, kullanılmayan, hatta insanların belki geceleyin girmeye korkacakları bir mekan haline geliyor. Sarıçay her geçen gün daha kötüye gidiyor. Eğer İstanbul bile bunu yapabildiyse, o bile temizleyebildiyse bizim de Sarıçay'ı temizlememiz, Sarıçay'ı hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar. Hastanesi. Basın açıklamamızı bununla bitirelim istedik. Arkadaşlar, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi AK Parti iktidarında çok yatırım yaptı Çanakkale'ye. İnanın 16-17 milyar TL yaptığımız yatırım. 16-17 milyar TL civarında. Köprü de bunun içinde yok. Köprüyle beraber zaten Türkiye'nin ilk 3-4 yatırım alan kentinden biri olacak Çanakkale. Ama benim için en özeli devlet hastanesi. Neden? Çünkü başımız sıkıştığı zaman cebimizde para olsun olmasın, herkesin sağlık sıkıntısı olduğunda onun için en acil şey yaşam hakkıdır, tedavi görme hakkıdır. Bu hastane bunu sağlayacak. Hem de öyle bir sağlayacak ki arkadaşlar, 5 yıldızlı otel ayarında sağlayacak. Ben gittim gördüm. Lütfen bir gün basın mensupları olarak siz de gidin, gezin. Hiçbir yorum almadan hastaneyle ilgili şahsi yorumlarınızı haber yapın. Bu hastaneyi kötülemek, bu hastanenin değerini düşürmeye çalışmak klasik CHP siyasetinden, CHP anlayışından başka bir şey değildir. Hiçbir şey üretmeden sadece kötülemek kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu hastane her şeyle Çanakkale'ye layıktır. 150 milyon TL'lik bir yatırımdır. Çanakkale'nin en kıymetli eserlerinden biri olacaktır inşallah. Ayrıca son belediye meclis toplantısında Celal Karakaş, CHP ilçe başkanı dedi ki, hastanenin yeri yanlış. Şimdi arkadaşlar, bu hastane kaç yıldır, Çanakkale kaç yıldır CHP tarafından yönetiliyor? Kesinsiz 25 yıldır yönetiliyor. Bunu herkes biliyor. CHP belediyesi ve bunun içinde yer alan Ülgür Gökhan, Çanakkale'de bir hastane yeri gösterdi de Sağlık Bakanlığımız yapmadı. Yer yanlış diyorlar. Sağlık Bakanlığımız yapmadı. Biz Çanakkale'de hizmet üretmek istiyoruz. Bizim hizmetimizin önündeki en büyük engel her zaman belediye, her zaman CHP arkadaşlar. Biz bu hastanenin kararını çok daha eski tarihlerde aldık. Ama arsa sorunundan dolayı yıllarca ötelemek durumunda kaldık. Ve ne oldu sonunda biliyor musunuz? Arsayı parayla satın aldı Sağlık Bakanlığı. Adalet Sarayı yapıyoruz. Çok güzel bir bina olacak. Ben avukatım. Türkiye'nin inanın en güzel adalet saraylarından biri olacak o da. Arsasını parayla satın aldık. Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, hükümet, bakanlık yatırım yapacağı zaman yerel idare arsayı kendisi veriyor. Buraya yap diyor, gösteriyor. İşte yeri yanlışsa o zaman CHP Belediyesi imar planlamalarını yaparken, düzenlemelerini yaparken arsasını belirleyecekti hastanenin. Belirlediği yere yapacaktı. Bu kadar basit. Ama ben buna da katılmıyorum. Şöyle söyleyeyim size. Bugün hastane şehrin kıyısında gibi gözükebilir. Ama 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu hastane şehrin göbeğinde kalacak arkadaşlar. Çanakkale büyüyor. Vizyonumuzu geniş tutmak zorundayız. Çanakkale 250 bin olacak, 300 bin olacak. Gün gelecek 500 bin olacak arkadaşlar. 500 bin olduğu zaman diyeceğiz ki hastane şehrin göbeğinde kaldı. Şahit olmadınız mı? Şehrin içinde ambulansla hastaneye ulaşmaya çalışan, can havliyle trafikte sıkışmış ambulanslara siren seslerine şahit olmadınız mı? Biz bunu yaşadık. Ama bu hastaneyle beraber Troya Caddesi, Atatürk Caddesi, çevre yolu itibariyle gidin görün hastanenin yoluna da inanılmaz geniş yol. Hiçbir sıkıntı yaşamadan en kısa sürede hastalarımız oraya ulaşacak. 700 metrekare acilden 5700 metrekare acile taşındı o hastane. Yani inanılmaz bir şey. Ben gittim gördüm. Her şeyle hayran kaldım. Orada insanlarla görüştüm. İnanın onlar da çok mutlu kaldılar.
çok olumlu dönüşler aldım. Ufak tefek eksikleri olabilir ama bunlar zamanla giderilir. Bunlar hiçbir şekilde hastaneye eleştirmeye konu olacak şeyler değil. Arkadaşlar, bu hastanenin bir tane sorunu var, o da ulaşım. 2000 personeli var. 2000 personeli var. Günlük 5000 hasta geliyor. 5000 de hastaların refakatçisi var. Günlük 12000 kişi taşınıyor buraya. Bu hastanenin temeli 2014 yılında atıldı. 2014 yılından bu yana 3 yıldır belediye ne yapıyor? Ben size soruyorum. 3 yıldır ne yapıyor? 3 yıldır bunu niye planlamadı? Niye hat koymadı? Niye taşıma kapasitesini arttırmadı? Hiçbir şey yapılmıyor. Her şey bekleniyor ve sonra deniliyor ki ulaşım sıkıntısı var. Ulaşım sıkıntısı yok. Çanakkale'de planlama sıkıntısı var arkadaşlar. Çanakkale'nin bir master planı yok. Çanakkale 10 yıl sonra nereye hastane yapacak? Nereye okul yapacak? Nereye sağlık ocağı yapılacak? Bunları hazırlamak, planlamak belediyenin görevidir. Biz rüzgarda yaprak gibi savrulan bir şehiriz. Rüzgar bizi nereye götürürse Çanakkale oraya gidiyor. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Biz bu açıklamayı yaptık çünkü farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu sorunlardan bir tanesi bile 2019 yerel seçimlerine kadar mevcut belediye tarafından çözülürse bundan en fazla biz mutlu oluruz. İstiyoruz ki 2019'a kadar kalan 1,5 yıllık süre zarfında ellerinden geleni yapsınlar. Çözebildiklerini kadar bu problemleri çözsünler. Kalanları da yeni gelen belediye başkanı, yeni gelen belediye çözsün. Açık söylüyorum, belediye bunların onda birini bile çözemez. Çanakkale'de çevre anlamında, şehircilik anlamında bir tane çözüm vardır. O da AK Belediyeciliktir. AK Parti Belediyeciliktir. İnşallah Allah'ın izniyle, vatandaşlarımızın takdiriyle bunların hepsini tarih yapacağız. Sizinle çevre sorunlarının, şehircilik sorunlarının konuşulmadığı 8 Kasım'larda bir araya geleceğiz diyorum. Hepinize katılmanızdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun.